Selamlar. Bugün 5 adımda e-ticarete nasıl başlarsınız? Nelere dikkat etmeniz gerekir? Bunlardan bahsedeceğim. Ama öncelikle bu 5 adım nedir? Bunu söyleyeyim. Doğru fikir, sermaye, markalaşma, teknik altyapı ve alternatif kaynaklar. Hepiniz sermayeyi merak ediyorsunuz ama ben doğru fikirden başlayacağım. Çünkü doğru fikir aslında sermayeye nazaran bir tık daha önemli diye düşünüyorum. Nedir bu doğru fikir? Doğru fikirle alakalı iki tane geleneksel firmadan örnek vereceğim. Birisi bir pizza firması, diğeri de bir gazlı içecek firması. Şimdi pizza firmasında marketing tarafından koyduğu artı birden bahsedeceğim. Çünkü siz de doğru fikri bulurken markanızla özdeşecek, rakiplerinizden sizi ayıracak bir artı bir koymanız lazım. Yani mesela bir pizza firması, ismini vermeyeceğim, X firması diyeceğiz. Bugün bana bir arkadaşım dese ki, ya şu köşedeki pizzacıya gittim, yanında ketçap mayonez servisi yoktu. Ben de direkt şu cevap veririm, X firması mıydı? Şimdi firma burada şunu savunuyor, diyor ki pizzalarda, pizzaların üzerine herhangi bir sos eklenmemesi gerekir, bu nedenle ketçap mayonez vermiyoruz, servisini yapmıyoruz. Çünkü pizza ham şekilde o şekilde, ham haliyle o şekilde yenmesi gerekir. Bu şekilde tadını alabilirsiniz diye savunuyor. Ancak bu savunma insanları hem sosyal medyada hem de böyle network içerisinde, yani fıstıklı gazetesi dediğimiz yöntemde aslında bir küçük de olsa eleştiriye yönlendiriyor. Bu eleştiri de arkadaşlar marka bilinirliği sağlıyor. Yani bu firma burada binlerce, milyonlarca dolar harcamak yerine çok küçük bir nüansla müşterilerini kaybetmeyecek şekilde aslında kendine bir artı bir katıyor. Şimdi bir de Kobo bahsettiğim gazlı içecek firmasından bahsedeceğim. 10-15 yıllık bir aslında reklamdan bahsedeceğim. Şimdi şu boylarda bir çocuk gazlı içecek otomatine gidiyor, iki tane jeton atıyor. Boyunun yettiği yerdeki markaya tıklıyor, iki tane jeton atıyor ve iki tane kutu kola alıyor. Bu kutu kolaları ayağının altına koyuyor, üzerine çıkıyor, bir tane daha jeton atıyor ve asıl istediği kolayı alıyor. Şimdi burada rap dinliyor musunuz bilmiyorum ama rapte bir disleşmek vardır. Aslında burada markalar da birbiriyle disleşiyor ve o markanın bu disleşerek yaptığı reklam şu an mesela bunu size anlatmama sebep oluyor. Aradan yıllar geçti. Yani normalde mesela şöyle bir şey yapsaydı, o çocuk o an o otomatla böyle bir savaş verseydi ve en son o kolayı alsaydı vesaire, emin olun bu kadar dikkat çekmezdi. Şimdi bu hem pizza hem de kola firmasının kendilerine marketing tarafında kattığı artı bir, hem onların binlerce, milyonlarca dolar reklam yatırımı yapmalarına engel oldu. Hem de bu tarafta aslında akılda kalıcı ve marka bilinirliği yaratan, sürekli böyle bizden bile yayılan bir reklam sebep oldu. Şimdi peki siz nasıl bir marka bilinirliği yaratmışsınız? Yani o artı bir nasıl koymalısınız? Sadece bu marketing tarafında değil. Mesela şu kalemden örnek vereyim. Bu kalem diyelim ki patenti olmayan, direkt böyle istediğiniz gibi üretip satışını yapabileceğiniz bir kalem diyelim. O şekilde kalıbı vesaire hepsi hazır. Bu kalem normalde plastikse, siz bu kalemi metal veya daha sağlam bir maddeden yaptırırsanız, bu sefer ne olur? Ürününüze artı bir katmış olursunuz. İşte bu marketing tarafında ya da ürün tarafında veya sizin operasyonel sürecinizin içerisinde katacağınız artı bir, sizi markanızı kurarken rakiplerinizden ayıran, rakiplerinizin önüne geçen bir fayda katmasını sağlayacak aslında sizlere. Şimdi asıl merak ettiğiniz bir yere geleceğim, sermaye konusu. Şimdi sürekli soruyorsunuz, hocam sıfır sermayem var, ne yapmalıyım? Hocam işte az sermayem var, nasıl başlamalıyım? Ya da işte e-ticarete başlamak için ne kadar sermaye gerekir? Eğer e-ticarete başlamak için ne kadar sermaye gerekeceğini merak ediyorsanız, daha önce ben bir video çekmiştim. Hemen arkadaşlarım üst tarafı bir kart bırakacak. Oraya tıklayarak izleyebilirsiniz ama şimdi değil. Şimdi bahsedeceklerim bir tık daha önemli. Video bittikten sonra dönüp izleyebilirsiniz. Kusura bakmayın. Şimdi sermayeden çok ufak bahsedeyim. Sermaye derken, şimdi sizin bir marka bilinirliği yaratmanız lazım. Reklam kampanyalarınızı yönetmeniz lazım. Resmi işlere ve işin organizasyonuna aslında biraz yatırım yapmanız lazım. Peki bu yatırımı yaparken nasıl yapmanız gerekiyor? Benim tavsiyem öncelikle katlanabilir 12 aylık maliyetinizi çıkarmanız lazım arkadaşlar. Katlanabilir 12 aylık maliyetinizi çıkarırsanız 12 ay boyunca maddi açıdan kafanız rahat olacağı için markanıza daha çok fokuslanacaksınız. Markanıza daha çok fokuslanmanız da sizi aslında direkt başarıya getirecek. Şimdi teknik altyapıyı biraz açayım ben size. Teknik altyapıdan bahsedelim. Teknik altyapı denildiğinde aslında aklınıza direkt işte bir web sitesi gelebilir ama daha da altında detayları var. Mesela bir web sitesi, evet bu bir teknik altyapı, ancak web sitesinin içerisinde kullanacağınız sanal post firması, sanal post firmasının ödeme günleri, sanal post firmasının alacağı komisyon oranları,
Ya da ürünün satış kısmına değinecek olursak, buradaki yapacağımız paketleme, sağlam paketleme veya işte bir tık daha müşterinizi memnun edecek, yani açarken zorlamayacak ama aynı zamanda ürününüze zarar vermeyecek şekilde paketleme. Bunların tamamen teminatı. Ya da iyi bir lojistik firması mesela. Burada lojistik firmasının aslında dikkat edeceğiniz yer hem ucuz olmalı, hem güvenilir olmalı, hem de size ve markanıza ve müşterinize zarar vermeyecek olmalı. Maalesef Türkiye'de bu şekilde bir lojistik firması yok demeyeceğim ama yüzdesel olarak bakacak olursak %70 aslında bunların hepsini bir araya getirdiğinizi sağlayabiliyorsunuz. Yani tabii yeni yeni lojistik firmalar çıkıyor. Şu anda yeni böyle girişimler mevcutsa bunlara da ileride başka bir videoda aslında bahsederiz. Bu teknik altyapı kısmında aslında işte dediğim gibi dikkat etmeniz gerekenler bunlar. Bunların dışında da elbette bir şeyler var. Mesela markalaşma, ama markalaşmayı böyle küçük bahsetmeyeceğim. Markalaşma çünkü önemli. Şimdi markalaşma tarafına gelecek olursak, burada markalaşma denilince aslında herkesin anlattığı tek bir şey var. PR çalışmaları, reklam kampanyaları vesaire. Yani işte bir YouTuber'la anlaşın, bir ünlüyle anlaşın veya işte şu kadar reklam bütçesi ayırın, bunu yapın falan. Bu değil arkadaşlar benim anlatacağım. Aslında burada çok basic ve hepinizin de aklına gelen bir şey var. O da mesela diyelim ki ben bu ürünü aldım. Bunu ben satın aldığımda, bunun yanında bir çiçek, bir çikolata veya işte bir küçük bir not gönderirseniz markanızla, şöyle anlatayım, markanız bu, müşteriniz bu. Markanızla müşteriniz arasında bir bağ oluşturursunuz. İşte bu bağda müşterinizin markanıza karşı sempati duymasını sağlar. Peki bu müşterilerinizin markanıza sempati duyması ne işe yarayacak? Biraz bundan bahsedeyim. Şimdi alternatif kaynaklara giriyoruz açıkçası bu tarafta. Çünkü alternatif kaynaklar tarafında, birazdan bu konuyla bağlayacağım. Alternatif kaynaklar tarafında yapmanız gereken mesela mail marketing. Burada iyi bir algoritma yapmanız lazım. Şimdi siz müşteriyle bir bağ oluşturdunuz. Bu şekilde bir hediyeler veya farklı bir ilgi yapıp bir bağ oluşturdunuz. Bu bağın sonunda alternatif kaynak olarak mail marketingi kullanacak olursanız eğer orada şunu yapmanız lazım. 3 aylık ya da 6 aylık bir algoritma çizmeniz lazım. Yani sizin müşterilerinizin işte telefon numarası olabilir, yani toplu SMS olabilir ya da tamamen dediğim gibi mail marketing yaparak müşterilerinize çeşitli kampanyalar, indirim kuponları veya işte şu ürünü alırsan şu ürün de bedava gibi aslında seçenekler sunmanız lazım. Çünkü unutmayın, bir kez bir müşteriye ürün sattıysanız o müşteri sizden tekrardan bir ürün satın alması çok daha kolay olacaktır. Şimdi biz bunu aslında remarketing diyoruz, yani tekrardan pazarlama. Bu tekrardan pazarlama sizin satışa dönüşüm oranınızı hemen hemen %7 daha çok arttıracaktır. %7 daha fazla da olabilir bu arada. Çok iyi bir kurgu yaparsanız, o anki o marketing tarafında çok iyi bir senaryo hazırlarsınız. Bu senaryoda sizin aslında markanız tarafında %7'den daha fazla satış dönüşüm oranına yükselmenize sebep olabilir. Şimdi mesela çok küçük bir aslında taktik verebilirim. Ben daha önce bunu uygulayacaktım ama bir türlü nasip olmadı. Sonra gördüm birkaç firma uygulamış. Birçok kahve markası ve tadımlık kahveler satıyor mesela. Bu tadımlık kahveyi alıp müşterinize gönderirken yanında da küçük bir not yazarsanız 40 yıl hatırımız olsun istedik diye müşterinizin size karşı sempati duymasına sebep olabilirsiniz. Size karşı sempati duyunca ne olacak? Siz sürekli mail pazarlamayla veya işte toplu SMS'le veya çıktığınızda sosyal medyadaki storylerle vesaire, yani tekrar pazarlama, remarketing yaparak onların sizden tekrar ürün almasını sağlayabilirsiniz. Şimdi az önce dedim ya, tekrardan işte bir müşterinizin tekrar sizden ürün satın alması kolay olacaktır diye. Bu şu sebepten dolayı kolay olacak. Bir müşteri sizden bir ürünü aldıktan sonra sizin bir daha göndereceğiniz ürünün kalitesini, bunun yanında göndereceğiniz eşantiyonları veyahut yani ne kadar sürede geleceğini, sizin ilginizi, alakanızı biliyor. İşte bu nedenle satışa dönüşüm oranınızı artıyor. Ve aynı zamanda bu size bir marka bilinirliği de sağlıyor. Çünkü bu artık müşteriler arasında veya müşterilerin çevresinde konuşulmaya başlıyor. Yani aslında burada sizin tamamen marka bilinirliği sağlamaya yönelik bir plan yapmanız lazım. Mesela bu planlardan biri de alternatif kaynak olarak pazar yerleri olabilir. Bilmeyenler için söylüyorum. Pazar yerleri derken işte gittik diyor, N11, hepsi burada, Trendyol gibi veya işte AliExpress, Amazon gibi platformlardan bahsediyorum. Bu platformların aslında yaptığı şu, bir AVM düşünün. Siz bu AVM'nin içerisinde boş bir dükkanı tamamen ücretsiz bir şekilde içerisine giriyorsunuz. Mağazanızı kuruyorsunuz, ürünlerinizi sergiliyorsunuz ve bu AVM'nin içerisinden her gün milyonlarca insan geçiyor. Şimdi sizin buradaki avantajınızda aklınıza hemen şu geliyor. Bir sürü satış yapacağım vesaire. Ama aklınıza bu gelmesin.
satışa odaklanmayın arkadaşlar burada. Dediğim gibi marka bilmediği, siz zaten markanızı web sitesi kısmında, sosyal medya tarafında kurmuşsanız ve buraya reklamla destekleyip ağırlık veriyorsanız, sizin için pazar yerleri tamamen bir alternatif kaynak olabilir. Pazar yerlerinde benim tavsiyem, yani ürün satmanın dışında şunu yapabilirsiniz. Fiyatlarınızı biraz daha ucuza çekebilirsiniz. Bir tık daha düşürebilirsiniz. Veya çeşitli kampanyaları orada sıklaştırabilirsiniz. Fiyatı sürekli ucuza çekmeniz işte potansiyel müşterilerinizle bir soru işareti yaratabilir ama sürekli kampanya yapmanız o süreçte şunu sağlar. Çok fazla müşteriye bedava sıfır reklamla, tercihen reklam da verebilirsiniz ama sıfır reklamla reklam vermeniz takdirde fiyatlarla oynayarak ürünlerinizi başkalarına sürekli tanıtmanıza sebep olacak. Bu da marka bilinirliğine sebep olacak. Şimdi marka bilinirliği yarattığınızda şu oluyor. Diyelim ki bu sizin satış grafiğiniz, satışa odaklandınız, satışınız pik yaptı, çıktı. Eğer marka bilinirliği olmazsa arkadaşlar, bir yerden sonra bir aşağı inişte tamamen tepe taklak inebilirsiniz. Ama marka bilinirliği olursa yine satışlarınız başladı, pik yaptı, bir düşüş olacak diyelim sezonsal, dönemsel vesaire artık herhangi bir sebepten. Sağ ol düşerken marka bilinirliği onu burada tutar. Yani marka bilinirliği size uzun vadede kazandırır. İşte bu markanızı daha güçlü konumlandırabileceğiniz en büyük etkendir arkadaşlar. Evet, bugünlük aslında bu kadardı. Bugünlük konumuz bitti. Başta söylemeyi unuttum. Başta diyecektim ki not alarak ilerleyin çünkü bu söylediklerim markanıza gerçekten değer katacaktır. Eğer not alarak ilerlemediyseniz lütfen başa sarın. Markanızı daha sıfırdan başlatıyorsanız veya mevcutta bir markanız varsa lütfen not alın arkadaşlar. Çünkü burada önemli birkaç detay var videonun içerisinde anlatsın. Bunları not alıp aksiyona geçerseniz, uygulamaya geçerseniz markanıza değer katacaktır. Sevgiler.